Ama şu an okey. OneMore firmasında başarının 7 temel anahtarı var arkadaşlar. Bunu iyi bilmeniz lazım. OneMore firmasında başarının 7 temel firması şey anahtarı vardır. Öncelikle ben kimim? Ben bundan bir bahsedeyim. Tanışalım. Daha sonra da devam ederiz. İsmim Ferdi Özdemir. Aranıza uşaktan katılmaktayım arkadaşlar. 82 modelim. Ortaokul mezunum. Benden çok fazla böyle kibar konuşmalar beklemeyin. Ortaokul mezunuyum. Anca kendimi geliştirebildim. Ama düşünün bak ben bile bu işi yapabiliyorum. Satış pazarlama tecrübesi olan 2019'un Şubat'ına kadar da Hyundai bayisinde sıfır satış görevlisi iken OneMore'a tanışan sıradan bir vatandaşım. SSK'lı maaşlı sıradan bir vatandaşım demiştim. 19 Şubat ayında OneMore'la ilk başlama günümdür arkadaşlar. 34 yazıyor ama şu an 46 ayda da bu işin içerisindeyim. Öncelikle eğitime başlamadan aklıma küçük bir hikaye, fıkra diyeyim onu anlatayım size. Günün birinde bir tane çocuk merdivenin altında dua ediyor. Allah'ım diyor ne olursun diyor babaannen diyor vefat etsin. Bunu babası duyuyor. Bekliyor çocuğu ne olacak acaba diye. Ertesi gün sabah oluyor ve babaannesi gerçekten vefat ediyor. Bir sonraki gün tekrar aradan zaman geçtikten sonra çocuk yine dua ediyor. Allah'ım diyor ne olursun diyor. Dedem vefat etsin diyor. Ertesi gün babası duyuyor bunu. Ertesi gün yine dedesi vefat ediyor. Derken günler günleri kovalıyor. Ve bir gün tekrar çocuğu merdivenin altında dua ederken babası yakalıyor. Allah'ım diyor ne olursun diyor babam vefat etsin. Adam panikliyor. Çünkü babaanne dedi öldü. Dede dedi öldü. Şimdi diyor baba ve panik ediyor. Sabah oluyor. İşe gidiyor. Akşama kadar Yusufçuklar ulaşıyor, dolaşıyor. Acaba ne zaman öleceğim, ne olacak derken akşama kadar kuş pişiriyor ve akşam evine döner dönmez bir bakıyor eşi kapının önünde gözyaşlarıyla ağlıyor. Merakla soruyor. Hanım diyor ne oldu diyor. Sorma bey sorma diyor. Apartmanın kapıcısı öldü diyor. Şimdi bunu neden anlattınız diye sorarsanız ben de bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. Bugün buradaki 521 kişi eğitime girdim diye eğitim almış olmayacak. O yüzden kağıtlarınızı, kaleminizi hazırlayın. Kameralarınızı açın. Koltuklarınızı dik duruma geçin. Çünkü hep beraber bir gün, o gün de bugün uçacağız inşallah. Devam edelim. 7 anahtar nedir arkadaşlar OneMore'da? 1. Bilgi. 2. İnanç. 3. Plan. 4. Eylem. 5. Promosyon. 6. Gelişim. 7. Söylem. Söylem demişken günün birinde camide hoca namaz kıldırırken camiyi sel basıyor. Cemaat kaçıyor. Hoca kalıyor. Hocam hadi gel. Allah beni kurtarır. Cemaat çatıya çıkıyor. Hoca orta kata. Hocam hadi gel. Allah beni kurtarır. Cemaat minareye çıkıyor. Hoca çatıya. Hocam hadi gel. Allah beni kurtarır. Helikopter geliyor. Hocam hadi gel. Allah beni kurtarır. Tekne geliyor. Hocam hadi gel. Diyor ki Allah beni kurtarır. Ve gün geliyor. Su yükselip hoca ölüyor. Hikaye bu ya. Hesap devri başlıyor öbür tarafta. Bizim hoca dile geliyor. Ey Allah'ım diyor. Senin için hacca gittim, namaz kıldım, şunu yaptım, bunu yaptım. Neden diyor? Neden benim ölmeme müsaade et? Hikayenin sonucu Allahü Teala oradan dile geliyor. Ey diyor hoca. Söylem dedim ya. Söylem çok önemlidir arkadaşlar. Bilgi nedir? Neyin bilgisi lazım? Eğer OneMore'a girdiyseniz arkadaşlar şirket hakkında bilgi edinmeniz lazım. Çünkü şirketi iyi bilirseniz kapı gibi olursunuz. Şirket ne zaman kuruldu? Kim kurdu? Ana merkezi nerede? Şube ofisleri nerede? Belgeleri vesaire var mı? Nasıl alındı? Nerede? Ürünler hakkında bilgi. Ürünlerin içeriklerin ne işe yaradığı, hangi ürünün nereye yapıştığı, hangi ürünün ne belgesi olduğunu, ürünlerin yarayıp yaramadığını hepsini ama hepsini iyi bilmeniz lazım. Ve çözüm planı en önemli noktalardan bir tanesi çözüm planı arkadaşlar. İnsanlara işi sunarken ne sunuyorsunuz, ne planı sunuyorsunuz? Öncelikle yeni girenler için, yeni giren bayiler için 100 puanla 1000 puan siparişin artıları. 100 puanın artısı, 1000 puanın artısı. Bunu iyi bilmeniz lazım ki
insanlara bir şey anlatırken gönül rahatlığı anlatabilirsiniz. Örneğin 1000 puan dediğimiz, 1000 QV dediğimiz %19, 24.000 TL'lik ürünü 11.038 TL'ye alıp 13.000 TL değerinde bir kar marjı ettiğimizi iyi bilmemiz lazım. Ve 60 paket ürün geldiğini, gümüşte ona keza ve bronzda satış fiyatının 8.000 TL olan ürünü 3.965 TL aldığınızı ve 20 paket ürün geldiğini iyi bilmeniz lazım. Ve indirimli müşteri, standart indirimli müşteri 100 puan, yani 1600 TL'lik ürünü 1100 TL'ye alarak 4 paket ürün geldiğini, 100 puanla 1000 puanın artısını iyi bilmeniz lazım. Nasıl artısını iyi bilmemiz lazım? Onu da şöyle anlatayım size. Bir mal alınırken kazanılır yoksa satarken mi kazanılır? Size bunu soruyorum arkadaşlar. Bir mal alınırken mi yoksa satarken mi kazanılır? Bir bakalım. Eğer sen 1000 QV'deysen, %19'luksan, 24.000 TL'lik ürünü 11.038 TL'ye alıp 13.000 lira kar yapıyorsan, yani 800 TL'ye sattığın Payness'ın ürünü 360 TL'ye alıp 368 TL'ye alıp 432 TL'ye kar yapabiliyorsan, demek ki mal alıştan kazanılır. Küçük ürün satış fiyatı 400 TL olan üründen sattığında 216 lira kar yapabiliyorsan alıştan kazanılabilir. Peki 100 puanda ne oluyor bu? 100 puanda girdiğin ürün yine aynı ama bu sefer 800 TL'ye sattığın ürünü 550'ye alıp 250 lira kar yapıyorsun arkadaşlar. 400 TL'ye sattığın ürünü 275 alıp 125 TL para kazanıyorsun. Şöyle değerlendirecek olursak, 1000 puanla işe giren bir kişi ayda 10 paket peynir sattığını düşünürsek, yani 3 günde bir paket ürün sattığını düşünürsek arkadaşlar, 10 çarpı 432 4320 TL yapar. Peki 100 QV'den giren bir distribütörümüz, indirimli müşterimiz, hani ben bir deneyeyim, işi de bir deneyeyim, risk atmayayım dediğimizde, 10 paket ürün sattığımızda, yine aynı kişi 10 paket sattığında bu sefer 2500 TL. Yani ürün aynı, çaba aynı, müşteri aynı fakat kazanç ayrı. O yüzden insanlara 100 QV'nin ve 1000 QV'nin ne demek olduğunu iyi öğretmeniz lazım. Peki bunu öğretebilmeniz için ne yapmamız lazım? Bizlerin profesyonel olması lazım. Yani müşterize sen 1000'i anlatırken sen 100'sen, müşteri sana sorduğunda ben şimdilik 100'üm sonra 1000'e çıkacağım dediğinde olmaz. Çünkü neden? Güven teşkil etmesi lazım arkadaşlar. Evet. Başlamak için altın paket, gümüş paket ve bronz paketin ne demek olduğunu iyi bilmeniz lazım. Bakın burada %19, %17, %15 yazıyor. Aslında biz şirketten ürün almıyoruz. Şirkette kar ortaklığı talep ediyoruz. Ben diyorsunuz ki bu şirketin, benim kurduğum organizasyonun %19'unu talep ediyorum. Bunu iyi bilmeniz lazım. Ya da %13'ü. Peki Van Borla %13 ile %19'un eşleşme bonus farkı ne demek biliyor musunuz? %6'lık bir rakam. Bir bakalım ne çıkıyor ortaya. Örneğin diyelim ki uzun kolunuz 15.000. Kısa kolunuz 10.000 puan. Ve siz 1000 profesyonel başlangıç paketindeyseniz 10.000'e 10.000'in %19'u 1900 dolar. Peki ya %13'deyseniz yine çaba aynı, yine ciro aynı ama bu sefer kazanç %13'e düştü. 1300 dolar. Ferdi Bey ben 600 dolar kaybettim. Değil arkadaşlar bakın. Eğer 1900 ile 1300'ün arasındaki 600 doları algılar ve bunu haftalık kazanç olarak yaptığınızda 7.8'e çarptığında haftalık kaybın 4248 TL. Peki bir ayda 4 hafta var. 16.992 TL %13 ile %19'un arasındaki fark arkadaşlar. Aslında senin profesyonel başlangıç paketine girerken yatıracak olduğun parayı fazlasını hatta küçük hamleyle kaybetmiş oluyorsun. O yüzden bu işe başlarken ilk önce %13 ile %19'un arasındaki farkın 16.992 TL olduğunu iyi bilmen lazım ki karşı taraftaki
hayatlarını değiştirmek istediği insanlara dokunurken bunu iyi anlatman gerekiyor. Peki One More'da ilk 3 gelir neydi? Bunu iyi bilmen lazım. Reklam geliri, 2 artı 1 aktiflik geliri. Bakalım bir distribütör sadece 2 artı 1 yaparsa ne kazanır? Bakalım. Diyelim ki İzmir'den Ayşe Hanım girdi 1000 puanla. $250 yattı mı hesabınızda? 2 artı 1 diyoruz ya buna. $1770. Sonra Afyon'dan Ali Bey 650'den girdi. $162,5 yattı. $1150 yattı. Ve şirket $412 hesabına para yatırmış oluyor. Yani topladığımızda $2920. Peki bitti mi? Sadece bir ayda, koskoca bir ayda iki kişi kaydettiğinde şirket ne dedi? Bir sağına bir soluna iki kişi kaydedersen sana bir sonraki ay $800'lik ürünü de veriyorum. Artı eğer bunu yapmamış olsaydın aktiflik için $1100'lik ürün çekmen gerekiyordu 100 puan. Bundan da muafsın. Aslında sadece iki kişi kaydederek senin o hafta kazancın $4820 yapıyor arkadaşlar. Bakın çok basit gibi ama o basitin altında büyük rakamlar kaybediyor. Sadece iki kişiyle bakın. $4820. Koskoca bir ayda asgari ücretin 5500 lira oldu ya da $4820 para kazandın. Peki üçüncü gelirimiz neydi? Biz dördüncü gelirimiz 3T kazancı. Doğru mu? Şimdi $4820 kazanan sen şirketin 3T bonusu için çalışmaya devam etmez misin? Hadi diyelim ki Kütahya'dan Fatma Hanım'ı buldun 300 QV'den girdi. Ve hesabına $75 yattı. $531. Şirket ne diyordu arkadaşlar? Bunu yaptığımda sana ödeme yaparım. $5351. Ne ödemesi yapıyor? Diyor ki 28 gün içerisinde 3 kişi dahil edip 600 puanı geçerse sana $100 daha veririm. Yani 3D bonusu $700 daha kazandığında senin kazancın toplam 6051 lira yapar. Koskoca 30 günde kazancın bu. Bunu iyi bilirsen arkadaşlar, projeye sunduğunuz insanlara asgari ücretin 5500 TL olduğu yerde şunu sorun. 8 saat çalışıp 30 günün içerisinde 8'er saat çalışıp 4-5500 mü? Yoksa keyfe keder yaptığın işte 6050 lira para kazanmak mı istersin? Daha bitmedi ama. Bunu bilirsen anlatabilirsin. Bunu bilmeniz lazım arkadaşlar. O yüzden çözüm planı çok önemli. Peki 4x4'ü eklersek buraya ne oluyor? Denizli'den Ahmet Bey ekledik. 100 puandan $25. Özellikle bütün puan paketleri yazıyorum ki nereden ne kazandığımızı bilin diye anlatıyorum arkadaşlar. Bakın 6228 yaptı. Peki dördüncü kişi kaydettiğimizde şirket $100 daha vermiyor mu bize? Maşallah şirket habire veriyor. Peki biz ne kadarını alıyoruz? Bunu iyi bilmek lazım. $100 daha yatırdık, $700 daha geldi. Topladığımızda senin sadece bir ayda 4x4'ü yaparak 7000 TL'ye yakın bir para kazandın. 4 kişiyi bulmak 30 günde kaç güne bir takavül eder hesap edin arkadaşlar. Ortalama 7,5 günde bir kişi dahil etmen lazım. Ve bu parayı kazanmak için. Peki bitti mi? Hayır. Biz haftalıkçıyız. Yani bizim sol ve sağ takımdan ne dönmüş oldu şu an baktığımızda? 1300 puana 1750 puan. 750 eğer profesyonelsen %19'dan ne yapar? 142,5'da takım bonusundan para yattığında senin hesabına otomatikman 1900 TL daha koyduğumuzda ve senin o hafta veya o ayki kazancın 7937 TL yapıyor. Bakın 4 kişiyle çok değil 4 kişiyle ve rookie oluyorsun. Bu kadar basit. 4 kişiyle rookie olabiliyorsun bu işte. Tesadüfen veya çalışarak 4 kişiyle rookie olabiliyorsun. 7937 TL. Bir de bizim perakendemiz var. Hani mal alırken kazanıyoruz dedik ya. İşte bak bu çok önemli. Diyelim ki 3 günde bir paket insanlara ürün sattınız. 3 günde 25'li çıkıyor. 25'li ürünü 3 güne bir paket sattın. Ayda 10 paket sattın. Bak bu kadar tembel çalıştık düşünün. 10 paket sattın. Neydi geliri? 4320 TL'de perakende geliri. Topladığımızda 12.257 TL bir rookie para kazanabilir. Aslında haftalık da sen aylık gör. Nasıl bir rakam arkadaşlar? İşte bunu bilirsen insanlara projeye satabilirsin. Bunu sen çok iyi algılarsan, anlatabilirsen bunu insanlara gönül rahatlığıyla satabilirsin ki otomatikmen insanlar da sana evet diyebilir arkadaşlar.
Nereden ne yaparsa ne kadar para kazanır bunu iyi bilmen lazım. Peki bitti mi? Hayır, daha yeni başlıyoruz. Maaşlı işlerde yaptığımız işi bir bakın. Bir bakın. Çevirdiğimiz ciroya bakın, ben Uşak'ta Hyundai bayisindeydim. Asgari ücret maaş alabilmek için ayda 1 trilyon ciro çevirmem lazımdı. O zaman en büyük arabamız 1100 TL. Şey yani 110 bin TL'ydi. Şimdi bir araba 1000'in üzerinde. Kapı kapı araba satıyordum. Çevirdiğim ciroya bakın. Anladın mı? Ama günün sonunda aldığım maaşa bakın. Sonra deyin ki SSK'lı maaşlı işlerde çalışmak mı zor? Yoksa OneMore'da sadece koskoca bir ayda bu 4x4 ve 10 müşteri yapmak mı zor? Bir kendinize sorun ve cevabınızı alın. İşte ben Ferdi Özdemir, sözde sıfır satış görevlisi. Her işe böyle başlamaz mıyız? Tek iş diye başlarız. Sonra başkalarını mutlu etmek için çalışmaya başladık. Daha sonra ekstra ikinci el satışıyla devam etmeye başladım. Ama maaşım çarpmıyor bakın. Çünkü o maaşı kaybetmemek için bana direttiren diğer işleri de kabul etmek zorundayım. Çaresizlikten ya da korkaklıktan diyeyim. Ve yetmedi geri hizmet. Bakın showroom'un etrafındaki otlar ilaçlanacak. Üzerimdeki poşeti görüyor musunuz? Çöp poşeti. Bunun mucidi benim. Patentini almadım. Sakın kimse bulaşmasın bakın. Onun patenti bende. Çöp poşeti gömleğim batmasın diye kafamdan aşağı giydirip bunu da yapıyorum. Ama maaşım halen artmıyor. Ve yetti mi? Hayır arkadaşlar. Cebine 15 TL harciyat veriyorlar ve İstanbul'a eğitime gitmek zorundasın diyorlar. Bakın 15. Sabah kahvaltısı yok. Öğlen yemeği yok. Bugün döner kaç para? Sadece bundan bir döner yiyebiliyordum o gün. Bugün OneMore International ve liderleriniz o kadar muhteşem kamplar yapıyor ki, o kadar. Bazıları şunu diyorum. Ya nasıl gideyim? Niye gideyim? Ben gitmek zorundayım. Bakın gitmeme şansım yok. Gideceksin diyor, gidiyorum. Ve orada 15 TL verdiğinde ben 150 TL'den fazla harcayıp geliyordum. Mecburum çünkü. Ama itiraz edemiyordum. Ama şirket bugün önümüzde 5 Kasım var. Muhteşem 8 bin kişilik Vision Day var diyorlar. Bazıları şunu diyor. Ne işimiz var bizim 8 bin kişi arasında? Bu işi yapacaksa vizyonu görecek olduğun yerde olman lazım arkadaş. İtiraz edemezsin. Çünkü ben itiraz edemiyordum burada. Gitmek zorundaydım diyordum ve gidiyordum. Ve bunların karşına aldığım para 2100 TL, 400 TL prim, toplam 2500 TL. Süper, harika de ve sus. Ve susuyordum. Çünkü önüme bir fırsat çıkmamıştı. Hepimiz böyle değil miyiz arkadaşlar? Yaptığımız iş diye bakıyoruz. Yapmadığımız iş kalmıyor ama aldığımız para asgari ücret. Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Peki OneMore'da böyle bir şirket var. Böyle bir çözüm planı var. 4x4'ü yaptığında, 10 müşteri yaptığında, 4 kişi bayilikle bu işi sunduğunda ayda 12 milyar para kazanıyorsun dediğimizde, aa çok iyi para ama sistem çok zor, ben yapamıyorum diyoruz. Doğru mu? Önce kendimizi motive etmeye bilmemiz lazım arkadaşlar. İnanç çok önemli bu işte, inanç. İnanç bu işte gerçekten çok önemli. İnanç demişken günün birinde yaşlı bir amca her gün camdan sokağı izliyor ve bir tane yalın ayak plastik topla oyun oynayan bir çocuğu görüyor kış günü. Bir gün böyle, iki gün böyle, üç gün böyle ve yaşlı amca dayanamayıp en son gidip o çocuğa bir tane spor ayakkabı alıyor. Ve çocuğu yanına çağırıyor. Evladım buraya gel. Çocuk koşa koşa geliyor. Buyur amca diyor. Al diyor. Bu ayakkabılar senin diyor. Çocuk gözleri dolu dolu. Gerçekten mi diyor? Evet diyor. Çocuk ayakkabıyı giyiyor ve amcaya dönüyor. Amca sen Allah mısın? Amcanın tüyler diken diken. Oğlum diyor, o nereden çıktı diyor. O zaman amca diyor, sen Allah dostu musun? Amca duruyor. Oğlum onu nereden çıkardın diyor. Ama amca diyor, inanç başka bir şey arkadaşlar. Neye inanmamız lazım biliyor musun? Şirkete inanmamız lazım. Kargo geç gelince bu şirkette niye kargolar gelmiyor demememiz lazım. Demek ki işler o kadar yoğun ki çalışanlarımız, şirketimiz ürün yetiştiremiyor. Kargolar bizim hızımıza yetiştiremiyor. Bunu demeniz lazım. Sistem bir saat gidince o sistem çöktü, bu nasıl iş dememeniz lazım. Demek ki o kadar çok sipariş giriyor ki sistem alt üst oluyor. Ya da şifre gitmeyince
Ürünler bitince ya bu Omavia nerede? Yetmiyor arkadaşlar, yetmiyor. 136 ülkedeyiz. Farkında mısınız? Sadece bulunduğunuz şehirde değiliz, 136 ülkedeyiz. O yüzden inanç şirkete inanmaktır. Şirkete sen %100 inanırsan işte her şey o zaman başlar. İnanmadığın bir şirkete kimse inandıramazsın. Önce sen inanman lazım. Mesela şöyle diyorlar. Ya şirket bu kadar madem büyük, neden diyor Vision Day biletini ücretli yapıyorlar? Arkadaş, sana vizyon gösteriyor şirket, misyon gösteriyor. Bugün sen hiç gördün mü? Doktorların, ne bileyim gardiyanların, ne bileyim işte başka sektörlerde çalışan kişilerin belge alabilmesi için gel kardeşim sen iyi birine benziyorsun, sana belgeyi ben ücretsiz vereyim diyor mu? Şirket de diyor ki gel diyor, şirketin vizyonu görmek istiyorsan dünyanın her yerine insan geliyor, 8 bin kişi. Sadece bunun da diyor oranın maliyeti var 350 TL. Gel diyor. Ama biz neresinden bakıyoruz? Biz neresinden bakıyoruz? Biz sadece madem bu kadar büyük neden buraya? Hangi firma, hangi işletme senin alacak olduğun belgeyi bedava veriyor sana? Böyle düşünmen lazım arkadaşlar. Ürünlere inanç. Ürünlere nasıl inanmamız lazım? Ürünler yapışmadı dediğinde birisine sen şunu diyeceksin. Yapıştırdığın yerde tüy var mı? Kuru mu yapıştırdın? Nasıl yapıştırdın? Bunu sorman lazım. Aa, gerçekten yapışmıyor mu dersen işte ürünlere inancın biter. Müşteri işe yaramadı dediğinde nasıl kullandığını sormayıp da hemen sponsorunu arayıp ürünler işe yaramıyormuş dersen işte burada inançsızlık başlar. Bantla ne vitamin olacak denildiğinde cevabı veremiyorsan, biyolojik onlar, psikolojik onlar denildiğinde test yöntemiyle Bovis enerjisini anlatarak cevabını veremiyorsan işte inanç eksikliği burada başlar. O zaman ne olur biliyor musun? İnanmadığın bir ürünü kimseye de inandıramazsın arkadaşım. İnandıramazsın. Çözüm planına inanç. Para kazanılmaz denildiğinde hani diyoruz ya, duyuyoruz biraz dışarıdan. Bu işleri ben biliyorum. Para kazanılmaz denildiğinde kazandığın 1 lira dahil olsa onlara gösterebiliyorsan ya da şunu demen lazım. Evet şu an ben kazanmıyorum ama günün birinde kazanacağım. Biraz sonra değineceğim ona da. Günün birinde kazanacağım dersen, bu inancı sağlarsan işte herkes senin inandığını, inancını ve gözündeki o parlaklığı görür ve işe evet der. Üstler kazanır sen kazanamazsın. Duyarsınız değil mi bunları genelde? Biliyorum ben bu sistemleri. Sponsorların kazanır sen kazanamaz. Arkadaşlar ilahi adalet biliyor musunuz? Ben bu işe 42 ay önce başladım. Benim bir kolumda Allah'ın hikmeti Abdullah Ecevit var. Diamond Master. Bak. O Diamond, ben Pearl Master. O benden daha çok kazanıyor. Listeye girdi. Ben kazanamıyorum. Hani üstler kazanıyordu? Anlatabildim ne demek istediğimi? Üstler kazanmıyor arkadaş. Hak eden kazanıyor bu firmada. Hak eden. Sen hak edersen üst alt dinlemez. Buna inanman lazım. Sistem zor denildiğinde ya Allah aşkına kapı kapı araba satıyordum kapı kapı. 1 trilyonluk araba satıyordum. Şimdikinin 10 trilyonuna tekabül eder. Kapıdan kovuluyordum. Biliyorum ben bunları deyip de kovuyorlardı. Ama bir başka kapıya yüzsüz gidiyordum. Sistem zor denildi. 4 kişi ya. Sadece 4 kişi bulup insanlara öğrendiği şeyi öğreteceksin. Bu kadar basit. Ve benzeri şeyler. İnanmadığın bir şirkette para kazanamazsın arkadaşım. Sponsoruna inanç. Sponsor çok önemli. Hepimizin bir sponsoru var değil mi? Genelde şunu derler. Seninle aynı anda başladı o vasıfsız biri. Duyuyorsunuz değil mi? Size gaz verirler. Aynı anda başladı o vasıfsız biri. Ya da o daha okula bile gitmemiş. Bak ben gibi cahil ortaokul mezunu düşünsene. O var ya o geçmişte o. Senin aklın az da olsa karışıyorsa burada inançsızlık başlar arkadaşım. O yanlış yapıyor. E sen doğrusunu yap. Kime göre, neye göre yanlış yapıyor? Hiç sorguladın mı? Ya da neden sana sormadan bir şeyleri yapıyor diyorlar yani size gaz veriyorlar. Sponsoru neden bunu yapıyor? Sana neden danışmadı? Arkadaşım sponsor yukarılara danışır. Onun da bir sponsoru var. Sponsoruna danışarak yapar. Yeri geldiğinde fizibilitesini yapar. Sana gerektiğini anlatır. Sponsor öncüdür. Senin yerine düşmanları göğüsleyen kişidir sponsor. O yüzden sana sormaz. Sana bazı şeyleri aktarmaz. Ya da sosyal hesaplarda şov yapmak için paylaşım yapıyor. Sadece sen ne yapıyorsun?
Bizim işimiz şov değil arkadaşlar. Biz işimizi yapıyoruz. Biz yaşam tarzımızı gösteriyoruz. Bunu algılarsanız sponsorunuza bunu dediklerinde siz de bunun cevabını yapın. Sponsorunuz ne yapıyorsa aynısını kopyalayın. İnanç böyle bir şeydir. Falancıya farklı, sana farklı davranıyor. Çünkü o kırmızı karakter, sen yeşilsin. O koç burcu, sen balıksın. Tabii ki sana göre farklı davranacak. Anlatabildim mi? O yüzden sponsora inanmaktan başka çaren yok. Günün birinde papaz kilise Trabzon'a gidiyor. Aranızda Trabzonlu var mı bilmiyorum. Ortalıkta kilise arıyor. Oraya bakıyor, buraya bakıyor, kiliseyi bulamıyor. Sonra en sonunda bir tane küçük çocuğu buluyor. Evladım gel buraya diyor. Gidiyor yana. Evladım burada diyor, kilise nerede? Gel amca diyor, seni götüreyim diyor. Ve kiliseye götürüyor. Amca burası diyor. Çocuk papaz çocuğa dönüyor, diyor ki evladım sen diyor iyi bir insana benziyorsun diyor. Yarın sabah gel, sana cennetin yolunu göstereceğim diyor. Bizim çocuk sen diyor daha kilisenin yolunu bilmiyorsun. Cennetin yolunu nasıl bileceksin? Anladın? Sponsora inanmamız lazım arkadaşlar. Sponsorluk burada çok önemlidir. İnanmadığın biriyle başarılı olamazsın. Bu kadar net. İnanç bambaşkadır. İnanç görülmeyene inanmaktır arkadaşım. Ve en önemlisi kendine inanmaktır. Birilerini ve bir şeyleri eleştirmeye bırakacaksın. Kendini geliştirmeye bakacaksın. Çünkü bu işin gelişim işi, birinci kurallardan bir tanesi de bu. Kendinizi benim yerime bir koyun bakalım. Benim yerine olsanız bir yanda bir düşünün. 2100 lira TL maaş, artı 400 lira prim, artı SSK maaş ama aylık 4100 lira giderim var. Her ay 1600 lira eksidesin ve 45 milyar borcun oluşmuş. 2019'dan bahsediyorum. Ve 1,5 yaşında bir çocuğum var. Ve bunlara rağmen biri gelmiş, küçük boylu, Kore'den ithal edilmiş büyük bir ihtimal. Çekik gözlü birisi. Bir sponsor. Hayatları değiştireceğiz diyor. Ya ben kendi hayatımı değiştirememişim daha. Hayatımız değişecek diyor. Ama gözleri çakmak çakmak. Zengin olacağız diyor. Ben borcumu kurtarsam, borcumu ödesem yeter diyorum. Ferdi diyor ayda 50 bin dolar para kazanacağız diyor. Bu işi yapar mısın, yapmaz mısın diye sormuyorum. Bu işi beraber yapacağız diyor. Ve SSK'sı yok bu işin. Maaşı da yok diyor. Ve One More International. Biz ne yapıyoruz? Karar veriyoruz. Ve SSK'la maaşlı işten istifa edip o gün evlere sunuma başlıyorum arkadaşlar. Evlere Cinevizyon yok. İşte laptopumuz var, bilgisayarımız anlatıyoruz. İnsanlara bilmediğim bir şeyi ama internet araştırdığım kadar, sponsorumdan destek olduğu kadar bildiklerimi anlatmaya çalışıyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü gün gelecek dedi ki 50 bin dolar kazanacağız bu işten dedi. Hayatları değiştireceğiz dedi. Hayatımız değişecek dedi. Ve ona inandım. Ve tek iş One More International olaraktan hayatıma devam etmeye başladım. Ve ilk listeye girmeye başladım o zamanlar. Çünkü sponsora, ürünlere, sisteme inandım arkadaşım. İnandım. İnanmazsan üzgünüm. Hiçbir iş yapamazsın. Bunu da size söyleyeyim. Plan. Üçüncü anahtar. Plan. Günlük planınız olması lazım. İşi bıraktım ya. Bir ajanda açtım. Günde 7 görüşme yazdım arkadaşlar. Günde 7 görüşme. Kapı kapı. Kimle dolaşacaksam 7 görüşme. Ne yapıyorum biliyor musun? Selamun aleyküm diyorum sadece. Başka bir şey demiyorum. Birinci gidişim, ikinci gidişim insanlar soruyor bana. Sen ne iş yapıyorsun? İşimi bıraktım. Yeni bir iş yapıyorum. Uluslararası bir medikal firmanın uşak bölge bayiliğini aldım. Bu işle uğraşıyorum. Çok yoğunum. Merak ettiriyorum. Ve 7 görüşme yapmadan evime girmiyorum. Ve bu 7 görüşme iş mi ürün mü tek tek karşıya yazıyorum. Ve akşam olduğunda o 7 görüşmeye gittiğimde müşterim vardı. Yazıyorum. Kalabalıklı gidemedim. 15'inden sonra geldi de 15'inden sonra geldi de. Kapıdan kovdu. Sonucu mutlaka karşısına yazıyorum. Ve sonra haftalık planlar. Dedim ki haftayı 500'e 500 kapatmadan eve girmeyeceğim. Neden? Çünkü 12 milyar para kazanıyorum 500'e 500 yaparsam. Matematik ortada. Haftada kaç puanla kapatacaksın? Haftalık kaç kişiyle görüşeceksin? Haftada kaç toplantı yapacaksın? Haftada kimleri kariyer almaları için plan vereceksin? Çok önemlidir arkadaş plan. Bir planın yoksa
plansızlığı planlıyorsun demektir arkadaşım. Aylık plan, 3 aylık plan, 6 aylık plan ve yıllık planını mutlaka yapman lazım. Çünkü plan seni harekete geçirir. Bu kadar net. Harekete geçmen için de mutlaka ama mutlaka plan yapman gerekiyor. Gelin beraber yapalım planı. Hani One More International'da dolu dolu bir rükü oldun ya. İşimiz neydi? Ekiplere bunu göstermekti değil mi? Şimdi 500 sağdan 500 soldan dedim. Rükü oldum. Koyduğumuzda 95 dolar. Haftalık 95 dolar kazanır mıyız? Her hafta 5 ile 500 yapsan. 380 dolar. Peki 200 dolar da 4 çarpı 4'ten alıyor muyuz? Evet. Peki ortalama bu 4 kişi yani 500 yapıyoruz yani 1000 4000. 4000'in diyelim ki 2000'ini biz kaydettik. 2000'i alt organizasyon döndü. 2000'in %25 ilk kayıt kazancı 500 dolar yapar mı? Yapar. Peki toplamına vurduğumuzda ne olur? 1080 dolar. Bir de 10 paketli ürün sattık. Madem full time bu iş yapıyoruz. Al sana 11.966 lira. 12 bin lira para. Dedim ki sistem buysa ben dedim bunu her türlü uygularım. Bakın hemen toplantılara başladım. Tam karşıda beyaz hanımefendinin yanında bir tane lacivert tişörtlü birisi var. Murat Dal. Benim kafamın arkasında birisi var bakın. Fatma Özdemir. Onun yanında elini sandalye atmış benim sponsorum. Güney Kore'den ithal ettiğimiz özel Mustafa Özdemir. Ve bir kafede toplantı yapıyoruz bakın. Çünkü o vizyonu gördüm. 4x4'ü gördüm. Rookie olmayı gördüm. Çünkü plan yoksa plansızlığı yapıyorsun dedik değil mi? Sevmek, seni seviyorum demek değil arkadaşım. Harekete geçmek. Madem ki One More, One More'da çok paralar kazanacağız, o zaman bedel ödeyeceğiz. Eyleme geçeceğiz. Ne eylemi? Dördüncü şıkkı. Eylem. Öğrenme. Ürünleri bileceğiz. İş sistemini bileceğiz. Kişisel gelişim sunumlarına katılacağız. Çok şanslısınız. Vision Day'da. Bakın muhteşem bir kişisel gelişim uzmanı geliyor. Ben o kişiden 4 defa eğitim aldım. Ücretini yatırarak. Ama orada ücretsiz biliyor musunuz? Araştırın. Araştırın bakın. Vision Day'de bizler için şirket her şey ayarlamış. Plan faaliyeti yapacaksınız. Günlük planlara uygulama, haftalık planlara uygulama, diğer planlara uygulama. Eylem yapmanız lazım ve satış. Neyi satacağız? Ürünleri satacağız. İş fırsatını satacağız. Satacağız arkadaşlar, satacağız. Çünkü neden? Biz satıcıyız. Tanıtım yapacağız. Akşama kadar ürünleri tanıtmaya başlayacağız. İşi tanıtacağız. Sektörü tanıtacağız. İnsanlar alana kadar tanıtacağız. Bu kadar net arkadaşım. Öğrenmek. Neyi öğreneceğiz? Öğretmeye başlayacağız. Öğrendiğimiz şeyi öğretmeye başlayacağız. Sen haftada 12 bin lira kazanıyorsan, ayda 12 bin lira kazanıyorsan ürün kullanmayı öğreteceksin ekibine. İşi öğreteceksin. Yaptıklarımızı öğreteceksin ki onlar da para kazanacağız. Şu sistemi, şu şablonu hep görürsünüz değil mi? İşte rookie olursan %10, beginner olursan %25, apprentice olursan %50 falan filan. Hep öylesine bakarız. Peki gelin bir de derinlemesine bakalım. Neler çıkıyor? Sen şimdi rookie'sin ya. 12.257 TL para kazandın. Doğru mu? Peki rookie olunca organizasyonun çevirdiğinin kazandığı paranın kaçını kazanıyordun? %10 değil mi? Gelin bakalım ikinci ay ya da ikinci hafta. Sen altındaki İzmir'dekine, Afyon'dakine, Kütahya'dakine o kazandığın parayı kazandırırsan, bak yeni kişi kaydetmiyorsun. O kazandığın parayı altındaki o 4 kişiye kazandırırsan otomatikman sen o hafta kaç puan çevirmiş oluyorsun? Çünkü sen 2050 puan çevirdiğin için o da 2050 çevirir. 2050 buradan çevirir. 4100 soldan, 4100 sağdan yeni adam kaydetmeden 4100'e 4100 sen eşleşmeye girersin. 779 dolar hesabına yatar ve rookie olduğun için onlara 12'şer bin para kazandırdığın için %10'u 1225 çarpı 4 eşittir. Buna da matching denir. 4900 ne yapıyormuş bakalım? 10.415 artı yine parayken de devam ediyor. Çünkü bu işimizin temeli parayken de ve 4 çarpı 4'ten de paran yatar. Bunu da koyduğumuzda 16.135 TL. Yeni adam kaydettik mi? Hayır. Sadece o altındaki 4 kişiye yaptığını öğrettiğin için. Peki onlar mutlu mu 12.000 TL kazanınca? Mutlu. Peki sen 16.000 TL kazanınca mutlu musun? Mutlu. Peki 4.100'e 4.100 sen ne oluyorsun? Beginner. Beginner olunca sen mutlu musun?
Evet, mutlusun. Peki ikinci hafta onları beginner yapman lazım. Peki onları beginner yapınca onlar ne olmuş oluyor? 8200 biri çevirmiş oluyor. 8200 biri çevirmiş oluyor ve haftaya 16400, 16400, bakın yeni kişi kaydetmiyoruz. %19'u 22.000 lira sadece para kazanıyorsun. Beginner olunca ne oluyordu? %25. Onların kazandığı paranın 16.000 %25'i 4.000 TL çarpı 4 eşittir 16.136. Yine 10 müşteri, yine 4 çarpı 4 paran yatar ve topladığımızda bir beginner 43.000 lira para kazanır. Ama onlar da beginner seviyesine geldiği için 16.000 TL para kazanır. Onlar mutlu, sen mutlu. Peki yeni adam kaydettin mi? Hayır. O yüzden biz 4 elmas arıyoruz arkadaşlar. 4 elmas bu. Derinlemesine matching'i iyi algılarsanız çok adam işi değil, çok öğretme işi olduğunu öğrenirsiniz. Çünkü alt ekibiniz ne kadar çok para kazanırsa sen kazanırsın. Alt ekibin para kazanmıyorsa üzgünüm, sen para kazanamazsın. O yüzden bunu kazanabilmesi için senin öğrenmen lazım. Peki bu sefer sen ne olursun 16.400'e? Aslında asistan da bir kişi eksik olduğu için bakın apprentice oluyorsun. Gelin bir de apprentice'e bakalım. Sen apprentice olduğunda bunlara parayı kazandırdın. O hafta 65.600 puanla kapatırsın. Bu matematiktir. Ve onların yüzdelisini kazandığın için de yine 4 çarpı 4, yine 10 müşteri 182.000 TL para kazanırsın arkadaşım. Bir apprentice. Ve o hafta sen normalde per master seviyesine ulaşırsın. Ama diyelim ki asistan oldun. Dedim ki sistem bu ise, sayı oyunuysa dedim, çalışmaya başladım. Hemen uşak öğretmen evinde eğitimlere başladım. Bakın bu sahneye iyi bakın. Bakın. Sağ tarafta Per Master Hüseyin Demir. Benim can dostum. Her zaman yanımda, çok sağ olsun. Ve o kadroda sadece eli çenesinde olan, bakın, Cüneyt Altınkaya. Master liderim. Ve diğerlerin hiçbiri yok. Bakın salona bakın. Salona bakın ne kadar kalabalık. Ve o salondan sadece benim sağımda eli yine çenesine, tesadüfe bakın, Master lider Cüneyt Altınkaya var. Yani hani bazen diyoruz ya, o kadar insan geldi ama kimse yapmıyor. İşte o kadar insan gelecek ama içinde bir tane elmas çıkacak. O elmas size hayatınızı değiştirecek. Bakın otobüse. Bir otobüs insanla eğitime gidiyoruz. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu otobüsteki kimse yok. Kimse yok. Hepsi öldü. Alın size Afyon'da bir eğitim. Bakın, burada da ekiplerim var. Ve günün sonunda kim kaldı biliyor musunuz? Fatma Özdemir. Benim sponsorumun eşi. Yani insanlar gelecek, insanlar ölecek ama birileri yapmaya devam edecek. Havlu atmayacağız. Sponsorum ben, o kadar adam buldum, kaydettim ama hepsi öldü. Ölecek. Çünkü neden? Sen öğrenene kadar hepsi ölecek. Öğretemediğimiz için. Çünkü gezen tilki yatan aslandan nasiplidir. Gezmeye devam edeceğiz. Gezmeye devam edeceğiz ki nasibimiz artacak. Promosyon. Promosyonu iyi bilmeniz lazım. Neyin promosyonu? Ürünlerin promosyonu. Size bir sır vereyim mi? Bir sonraki akademi okulunu sakın kaçırmayın. 4 gün eğitim aldık akademi okulu. Safir, Master ve üzeri liderlerden. Benim 5. katılımım. Her katılımda farklı bir şey öğreniyorum. Ve orada bir promosyon sanatını öğrettiler. Orada olmanız lazım. Orada olmanız lazımdı. İnanın uykularınız kaçar. O yüzden bir sonraki bir akademi okulunu kaçırmayın. İşimizin promosyonu yapalım arkadaşlar. İşimizin ne iş yapıyorsan, ya işte ben şurada bant satıyorum ben. Değil arkadaşım, değil. Uluslararası medikal bir firmanın uşak veya da bulunduğun şehrin bölge bayilisin sen. Bayilik aldın çünkü sen. Sen bayisin, danışmansın, sen networkersın. Ezilme, büzülme. Burada kazanacak olduğun parayı dışarıdaki hiç kimse kazanmıyor. Amir memur kazanmıyor. İşini iyi promote edersen işin iyi gider. Sistemin promosyonu. Öyle bir sistem ki kazandırdıkça kazanıyorsun. Kazandırdıkça kazanıyorsun. Anlat arkadaşım. Alt ekiplerinin promosyonu yap. Alt ekiplerin dedikodusunu yapma. Onlar adapte olmayacak. Evet, yavaş olacak. Ama onların dedikodusunu yapma. Alt ekibini onur et. Alt ekibini başkalarına promote et. Özensinler. Ve sponsorunun promosyonunu. Sponsorun sana bu işi sunan kişidir. Annendir, babandır.
Sponsorun dedikodusunu yapma. Eleştirme. İşini yap. İşini yap ki kazan. Ekibin de senin promosyonunu yapsın. Sen sponsorunun promosyonu değil dedikodusunu yaparsan alt ekip de senin promosyonunu yapmaz, dedikodunu yapar. Promosyon bir tekne gibi düşün. Bir kürek ürünler, diğer kürek sistem. Bu ikisini çekersen olduğun gibi dümdüz gidersin. Ama promosyon o teknenin motorudur, motoru. Bu sefer ne olur biliyor musun? Teknenin, sen kürek çekmeye bırakırsın, motor kendi kendine gider ve sen direksiyonun başına geçersin. İşimiz bu kadar basit. Basitin temelinde de promosyon yatıyor. Beşinci anahtar, beşinci şifre. Yazın bunu. Promosyon yapmayı iyi öğrenin. Bakın, gittiğiniz eğitimlerin promosyonunu yapın. Önümüzde Vision Day var. Vision Day'in bol bol fotoğraflarını çekin, atın. Yabancı vatandaşlarımız geliyor, yabancı bayilerimiz geliyor. Çekilin fotoğraf, atılın. İnsanlar merak etsin. Ahmet sen neredeydin? Onlar kimdi? O kadar insan ne yapıyordunuz? Madem sordun, gel anlatayım. Gittiğin eğitimleri mutlaka promosyon yap. Size bir şey söyleyeyim mi? Bakın, burada ekibim var. Ama sadece burada gördüğüm fotoğrafların iki kişi var bu işi yapan. İki de sponsor ve işi var, dört. Diğer üç kişi Allah rahmet eylesin, iyi insanlardı. Anlatabiliyor muyum? Aldığın sertifikaların promosyonu yap. Çekinme. Pardon, bu araya sıkışmış. Eğlencelerin, etkinliklerin promosyonu yap. Türk milleti en zayıf noktası nedir arkadaşım? Merak. İnsanın başına ne gelirse ya meraktan ya da Van Morbantlarından gelir. Doğru mu? Hepimizin başına Van Morbantlarından gelmedi mi? Bak ne güzel, ben SSK'lı maaşı işim vardı. Gül gibi geçiniyordum. Gül mü diken bel diye. Şu an çok şükür bak. Çalışmıyorum yani. Ekiplerimle beraberim. İşte insanlara bunu promosyon yaparsan merak eder. Sana sorarsa sen de bu sorunun cevabını doğru bir şekilde cevap verirsen işe dahil edersin. Aldığın rozetlerin, yap promosyonunu. Kolay alınmıyor rozetler. Aldığın arabanın Van Mor yazılı. Yap promosyon. Çekinme. Ferdi Bey biz görgüsüz müyüz? Bu görgüsüzlük değil arkadaş. Bu yaptığın işte değişen yaşam amacını, yaşam tarzını gösteriyorsun. Merak ettiriyorsun. Şirketin adını aldın. Ya da hayatları değişen. Bunlar bu arada güncel değil, haberiniz olsun. Ya da her neyse aldığın küçücük bir hediyeye dahil promosyonunu yap, insanlara merak ettir. Bakın benim sağımdaki kişi Kore'den ithal ettiğim benim sponsorum. Namı değer Atom Garınca. Powermaster Mustafa Özdemir. O gün gelip bana sen bu işi yapar mısın diye sormadım. Bu işi beraber yapacağız demeseydi halen ben SSK'lı maaşlı bir işte, belki şu an borçlarımı ödemedim ve başıma sıkmış, ölmüş biriydim. Bunu samimiyetime söylüyorum. Ve o zar zamanlarında benim karşıma Mustafa Özdemir gibi biri çıktı. One More gibi bir işle geldi. Ve o gün aldığım kararla bugünümü değiştiriyorum. Ve özgürlüğünü paylaş. Sponsorunla böyle ol. Yediğin içtiğin bir gitmesin. Sponsor önemlidir arkadaşım. Gelişim. Tavır olarak gelişmemiz lazım. Siz bir iş verensiniz. Bir iş kadınısınız. Sosyal hesaplarınızdaki paylaşımlarınız da işinize göre olmalı. Karşımızdaki kişiye göre tavrımızı belirlemeliyiz. Davranışımız, madem ki uluslararası bir işte bahsediyoruz, o zaman bir iş kadını gibi, bir iş adamı gibi olmamız lazım. Kılık kıyafetimiz işi bahsettiğin oranda olmalı. Ne demek istiyorum? Böyle olun arkadaşlar. Hangi kişiyle çalışmak istersen bir sor kendine. Böyle birinden bir iş dinlemek ister misin? Saçı başı dağınık. Saç sakal birbirine girmiş. İster misin? Ya da böyle biri mi iş sunsa daha ciddi alırsın. Doğru mu? Ya da sosyal hesaplarında hangisi ilgini çeker? Görüyorum durmadan. İşte ekmek partisi, yok fincan partisi,
yok Taş Partisi, yok efendim Yol Takımı, işte Tarla Takımı, siz anladınız Dağ Takımı. Arkadaşım, sana getirisi olan şeyleri sosyal hesaplarından paylaş. Yaşam amacını paylaş, yaşam tarzını paylaş. İnsanlar merak etsin. Görüyorum ya, elimi sallasam gerizekalıya çarpıyor. Bu ne ya? Laf sokmalar yok mu? Ya bu lafları soksak ne olur millete, sokmasak ne olur? Niye onların seviyesine düşerek böyle yapıyorsunuz? Ve düşünün, böyle biriyle çalışmak ister misiniz? Daha bak millete de laf sokup ediyor. Ya da böyle şeyler paylaşıyor. Ben bundan sponsor olur muyum? Sponsorum olsun ister miyim? Kendinize bir sorun. İşte o yüzden sosyal hesaplar çok önemli. Bir iş adamı, bir iş kadını edasıyla paylaşımlar yapın arkadaşlar. Yoksa bunlar mı daha çok ilginizi çeker? Nasıl? Aşk ve beraberlik kokuyor değil mi? Ya da mutluluk, huzur. Aman Allah'ım. Zenginlik ve özgüven kokusu değil mi? Hangisi daha çok dikkatinizi çeker? Peki ya bu? Minnettar duygusu. Benim manevi sponsorum Zeynel Açıker. İyi ki varsın Zeynel Bey. Ya bu? Dünyanın güvendiği iş insanı. Kimliği. Şu an dünyaya iş kuruyor. Nasıl biliyor musunuz? Sosyal hesaplarını. Sosyal hesap deyip geçmeyin. Gelişim, tavır olarak karşımızdaki kişiye göre davranmamız lazım. Anlatabildim mi? Böyle birinde, böyle bir tavırdaki bir kişi sizi etkiler mi sizce? Bir de aramızda oluyormuş. Böyle biri size sunum yapsa ya da böyle birisi, nasıl? Hemen binlik girersiniz değil mi? Bir itiraf edin Allah aşkına, girer misiniz? Yoksa Power Master görüyorsunuz değil mi? Yakışıklı. Araştırın. Sosyal medyasına girin bakın. Muhittin Canbiliroğlu. Muhteşem bir insan. Ya da böyle birisi geldi. Özgürüz ya. Dikkatinizi çeker mi? Yoksa böyle birisi mi gelse? Kucak dolusu alkışlar. Van Mor'un ablası, annesi, Global ikinci başkanı Sevcan Saygılıer'dir. Muhteşem bir çözüm planı yazmış. Bizim yapmamız gereken ne biliyor musunuz? Kayseri'li bir çocuk annesiyle beraber pazara gidiyor. Kuru yemişinin önünden geçerken kuru yemişi gösteriyor annesine. Annesi de hayır derken kuru yemişçi bunu görüyor. Oğlum diyor, alsana diyor. Hayır amca diyor. Oğlum al diyor. Ben alamam, sen ver diyor. Çocuk Kayserili. Var mı aranızda bilmiyorum. Oradan kuru yemişçi alıyor bir avuç kuru yemiş ve çocuğa veriyor. Tekrar soruyor çocuğa. Oğlum diyor, neden diyor sen almadın diyor. Ama amca diyor, benim diyor avuçlarım küçük, seninki büyük diyor. İşte Sevcan Hanım'ın avucu da bu kadar büyük. Bize bak veriyor arkadaşım. Üç tane yap diyor. Dört çarpı dördünü yap diyor. Aktifliğini yap diyor. Gönlü de güzel. Avucu da güzel. Bak veriyor. Siz daha almıyorsunuz. Daha ne diyeyim arkadaşım. O yüzden alkışın en büyüğünü hak ediyor. Uluslararası ikinci global başkanımız Sevcan Saygılıer'e kucak dolusu alkışlar. Böyle birisi bir iş kadını gibi, iş adamı gibi olursak kaybeder miyiz sizce? Hayır. Bir de söylem var değil mi? Söylem. Ürünleri anlatıyorsun ama kullanmıyorsun. Sen. Hani ürünleri kullanmıyorsun ya. Ama benim ihtiyacım yok diyorsun ya. İşte söylemle eylem birbirini tutmadığında güven eksikliği oluşuyor ve bunu karşıdaki kişi anlıyor. İş güzelliğinden bahsediyorsun ama sen yapmıyorsun. İş çok güzel, iyi paralar kazanılıyor, evet, ama yapmıyorsun. Nerede kaldı bu güzellik? İşte para kazanıldığını söylüyorsun ama sen başka işlerle uğraşıyorsun. Sonra diyorsun ki benim iş olmuyor. Dostum, madem o kadar milyon dolar olduğunu gördün, neden daha halen bindiğin dalı kesmiyorsun? Neden? İnsanlar da aynısını sana soruyor. Madem o kadar güzelce yüzüne diyemiyor,
Sen bir gün işini bırak, sen bir değiş, ben de o zaman gelirim diyor. Kazanmadığın miktarda para kazandığını söylüyorsun ama aynı kıyafetle dolaşıyorsun. İnsanlar saf değil. 1 lira da kazansan 1 lira kazandım de. O senin gözündeki enerjiyi görsün. Evet şu an kazanmıyorum ama bir gün kazanacağını söyle. O enerjiyi, o inanmışlığı göster. Zaten en büyük kazanç budur. Söylemle eylem birbirini tutması lazım. Anladın mı? En iyi olduğunu söylüyorsun ama hiçbir yerde en iyi olduğunu gösteremiyorsun. Ben var ya ben. Oo, şirket bana bir hak verse var ya neler yaparım diyorsun. Diyoruz ya. Yok arkadaşım senin için de aynı çözüm planı. Benim için de aynı. Kenan Özaydın için de aynı. Diğer liderlerimiz için de aynı. Sadece gösterdiğin çaba. Oturdun ve herkese kişisel gelişim eğitim veriyorsun ama kendini geliştiremiyorsun. Söylem. Çok dikkat edin arkadaşım. İnsanlar söylediklerine değil yaptıklarına bakar. Durmadan sponsorlarından daha iyi olduğunu söylüyorsun ama sponsorların yaşadığı hayatın %10'unu bile yaşamıyorsun. Kime göre, neye göre daha iyisin? Maaşlı işlerde patrondan çok patroncu vardır değil mi? Ve patrondan çok patroncularla muhatap olursun. Psikolojikmen baskı yaparlar. Ama orada demezsin ki ben ondan daha iyiyim. Korkudan dolayı işi bile bırakamazsın. Eyvallah dersin. Ama sonuç One More'a geldiğinde ben öyleyim, ben böyleyim, ben değil arkadaşım. Bildiklerimiz bize para kazandırmıyor. Yaptıklarımız bize para kazandırıyor. O yüzden bilmeye bırakalım, yapmaya devam edelim. Unutma, birilerine bir şeyleri söyleyerek değil, yaparak göstermek zorundasın. Nasıl mı? Cüneyt Altınkaya. İşe başladığından beraber çalışıyoruz. Şu an kendi takımını kurdu ve Victory'di. Renault'da müdürdü. İstifa etti ve şu an One More International hayatı değişen bir kişi. Araba promosyonu hak kazandı. Şirket çarşaf çarşaf yayınladı. Sonra gitti. Arabasını aldı. Yani söylemedi, yaptı. Yaparak ekibini kurdu. Bülent Taşkıran, Çanakkale liderimiz. İnşaat demircisi, inşaat. İnşaatlarda o soğuk demiri bağlayan var ya inşaat demiriz. Bel fıtığından dolayı bu işe başlıyor. Ürünleri kullanıyor. Sonra sonuç alıyor ve Çanakkale'de bomba gibi bir ekip kuruyor. Şu anda da master kariyerinde. İnşaat demir işi bitti arkadaşlar. Nereden nereye? Halen demir işinde çalışıyorsa sizce arkasından kimse gelir mi? Peki kazanmadığı bir işte işini bırakır mı? Hayır. Mehmet Hacım. 8,5 ay boyunca peşinde koştum. Benimle dalga geçti. Git dedi BİM'de dedi koli bandı var daha ucuza daha fazla satarsın. Seni dedi keklemişler akıllanmazsın sen dedi. Ve daha sonra araba promosyonu hak kazandı. Bir de gelmiş ofisin önünde utanmadan arabayla fotoğraf çekiliyor. Allah hepinize böyle utanmamaya nasip etsin inşallah. En kısa günlerde. Ve geçen hafta da Pearl Master kariyerine geldi. Sadece o hafta kazandığı para 200 kusur bin lira. Telefoncu bu. 8,5 ay boyunca inanmadı. Ben pes mi ettim? Hayır. Hani iki defa yanına gittiğinizde inanmayan arkadaşlarınız var sonra peşini bırakıyorsunuz ya, küsüyorsunuz ya, telefonları engelliyorsunuz ya. Kimin ne zaman yapacağını bilmezsiniz arkadaşım. Devam et. Dostluk kur, bağ kur. Bakarsın gün gelir biri master'ın, biri per master'ın olur. Murat Dal, Dilşat Dal bu işe başladıklarında 500 bine yakın borçla başladılar. Benden 2 ay önce başladılar. Şu an muhteşem derecede karı koca bir çift olarak Simurgh Team'in kurucuları ve ondan aşağı doğan bizler de dahil olmak üzere koskoca bir organizasyon sahip. Şu an yaşadıkları hayatı birçok kişi biliyor. Daha geçenlerde yeni bir full hibrit elektrikli eşine bir tane Volvo alıverdi. Jeep. Allah hepinize böyle eşlerinize hibrit arabalar almayı nasip etsin. Mustafa ve Fatma Özdemir 400 bin lira borcundan geldi ama milyon dolar kazanıyormuş gibi bana o tavırla yaklaştılar. İnandılar. Şu an çok şükür İzmir'in en güzel yerinde yaşıyorlar. Bilmiyorum durmadan çoluğuna çocuğuna araba alıyorlar. Galericilik mi yapıyorlar anlamıyorum ama muhteşem para kazanıyorlar.
Hayatları bambaşka değişti. İyi ki varsın sponsorum. Cansın, seviliyorsun. Hesabıma bir de 1.000 dolar atarsan daha çok seveceğim seni, ama o neyse, aramızda sır. Hüseyin Demir, Business Show. Benim dostum, benim abim, benim kardeşim. Kendi VIP arabayla bu işi yapıyordu. Distribütörlerin ve müşterilerin arabayı da kapıdan alıyor. Zaten içeri giren müşteri boş çıkmıyor. Adam işini yapıyor. O işini yapıyor, millet de diyor ki şov yapıyor. Yok arkadaşım, işini yapıyor. Söylememe gerek var mı? Mercedes'inden belli. Anlatmaya gerek var mı? Muhteşem insan. Ümmet hazır. Sen hazır mısın? Ankara gücünü bile bağlayan adam. Yüreği güzel, kalbi güzel insan. Ve ben. 9 Haziran eşimin doğum günü. En büyük hayalim de eşime bir çiçek böcek almaktı. Ben biraz abarttım herhalde. Eşime bir tane X6'lı verdim. O zamana kadar bana inanmayan kız tarafı, o günden sonra en çok sevilen damat sınıfına girdim. Neden seviyor onu da bilmiyorum ama onu da çözeceğim inşallah. Allah hepinize, eşlerinize böyle güzel hediyeler almaya nasip etsin. Ve Ferhat Ensari, adam gitti. Hibrit araba aldı. Hibrit elektrikli. 3000 TL'ye bir bankacı idi. Ve şu an hayatı değişti. Bunlar hepsi sıradan insanlar arkadaşlar. Ve yeni oyuncağımız, günün birinde adamın birine büyük ikramiye çıkıyor. Adam diyor ki ya eşime söyleyeyim mi söylemeyeyim mi derken trene binip gidiyor. Büyük ikramiye almaya. Oradan kayınoğlan arıyor. Enişte diyor. Efendim diyor. Enişte ablam diyor. Ne oldu ablana diyor. Enişte ablam diyor. Ne oldu ablana diyor. Enişte. Efendim. Ablam sizlere ömür diyor. Ve telefonu kapatıyor. Adam telefonu kapatıyor. Başlıyor oynamaya. Ey Allah'ım diyor, bugün verdikçe veriyorsun diyor. Verdikçe veriyorsun diyor. Hayat böyle arkadaş. Zamanı geldiğinde bir yerden sonra artık vermeye başlıyor. İşte o verene kadar da sen çalışmakla yükümlüsün bu hayatta. Allah hepinize vermeyi nasip etsin inşallah. Güzel güzel hayallerinize, hedeflerinize ulaşmayı nasip etsin. Unutmayın, insanlar sizin ne söylediğinize değil, nasıl söylediğinize bakıyor. İşte bunun içinde zenginliğin şifresi belli. Bilgi, inanç, eylem ve söylem. Yaşlı amcayı biliyorsunuz değil mi? Ne dedi yaşlı amca? Amca sen Allah mısın? O zaman Allah dostusun. Amca diyor ki oğlumu nereden çıktı? Ama amca diyor ayakkabımın olmadığını diyor Allah'a diyor akşam söyledim sabah ayakkabılar ayağımda diyor. Yüreğimizden geçen duaları duyan bir Rabbimiz var değil mi? Peki bugün burada olmanız acaba yüreğinizden geçen dualar neticesinde olmuş olabilir mi? Hani bizim hoca vardı ya, öldü camide. Boğuldu. Allah-u Teala dile geldi. Ey kulum, sana o cemaati gönderen kim? Sana o tekneyi gönderen kim? Seni o helikoptere gönderen kim? Gelip ben mi seni kurtaracak? Şimdi sor kendine. Seni bu One More International'a girmeni sağlayan kim? Bir saattir bu eğitimi almanı sağlayan kim? Acaba tesadüf mü? Tevafuk mu? Bunun kararını sen ver. Hayatına ona göre devam et. Sadece demem gereken tek bir şey var. Hayatta hiçbir zaman hiçbir şey tesadüf değildir. Ya hayatımız boyunca toz duman yutarız ya da tozu dumana katarız. Karar ve seçim sizin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Allah'a emanet olun. Demir dağlarına kara gider.
Ayvadana sandıklara gidelim de gelelim gidelim. Buranın güzeli gönül alemez. Buranın güzeli gönül alemez. Gönül aleyecek. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Demem.